İkinci yazılı kampımız başlıyor Tonguç'um. Sizlerden gelen yorumlar bizler için çok çok değerli. Harun Özbek yazılı kamplarını iple çekiyorum demiş. Yazılıları mı iple çekiyormuş Yazılıları değil evladım yazılı kamplarını iple çekiyor. Yani yazılı kamplarına çalışıp bir an önce yazılardan yüksek notlar almak istiyor. Hatice Kılıç hocam ikinci yazılara video çeker misiniz demiş. Özellikle matematik ve İngilizce'den bu arada efsane anlatıyorsunuz çok zevkli demiş. Melek hocam sınavlar yaklaşıyor. Birinci dönem ikinci yazılı videolarını ne zaman yayınlayacaksınız demiş. O zaman bizler de sizlerin yorumlarını çok dikkatli bir şekilde okuyoruz. Tüm Yorumlarınız bizler için çok değerli ve 25 Aralık'ta 8. sınıf ikinci yazılı kampımız başlıyor arkadaşlar. İlk başta matematikle başlıyoruz, ardından Türkçe, ardından fen, inkılap tarihi, İngilizce ve din ile. 2021'de tüm yazılarımızın provasını bitirmiş oluyoruz. Böylece hem LGS yönelik süper bir çalışma yapmış oluyoruz. Hem de okul yazılarımızdan harika notlar alıyoruz. Ve 2022'ye mükemmel başarılarla başlıyoruz. Buradaki her bir yazılı provasını dikkatli bir şekilde izlemelisin Tonguç'um. Çünkü her biri özel olarak hazırlandı. Her bir yazılı kampından sonra senin yazılardan en yüksek notu yani 100 alman için hesaplandı. Hazırlandı. Bunları güzel güzel izliyorsun. Hadi bakalım Tonguç'um. Şimdi yazılar eğer çalışmazsak son ana bırakırsak, notlarımızda eksikse ve yazılı yazılı videolarımızı izlemezsek tabii ki ne oluyor? Yazılar bizim için kabus oluyor. Ama çalıştığımızda son ana bırakmadıysak, notlarımızda varsa ve yazılı provalarında izlediğimizde ne oluyor Tonguç'um? Yüzleri alıyoruz. Harikasın, yüzleri alıyoruz. Şimdi yazılıya nasıl çalışılır? Birincisi yazılı öncesinde ortamımızı düzenlememiz gerekiyor. Ortam düzenlemekten kastım nedir biliyor musun Tonguç'um? Bilmiyorum hocam. Bilmiyorsun o zaman hemen söyleyeyim. Esasında normal oturduğumuz odayı ya da masayı değil zihnimizdeki ortamı düzenlemek. Yani telefonumuzda bir sürü Instagram'da, sosyal medyada oyunlar, Fortnite'lar, şunlar bunlar bir sürü şey var. Bunlar bu sene olmaması gerekiyor. Çünkü bu sene biz LGS senesindeyiz. Hele hele yazılı haftasında hiç olmaması gerekiyor. Bunların hepsi arka plan atılıp direkt yazılarımıza odaklanmamız gerekiyor. Çünkü yazılara çalıştığımızda sadece yazılar için değil aynı zamanda... LGS için de yatırım yapmış oluyoruz. Harikasın. Aynı zamanda LGS için de yatırım yapmış oluyoruz. Dolayısıyla ortamımızı düzenleyeceğiz. Konularımızı belirleyeceğiz notlarımızı okuyacağız ve hazırlık videolarını izleyip en güzel şekilde yazılarımızdan en güzel notlar alacağız. Yazılı sırasında motivasyonumuzu yüksek tutmamız gerekiyor. Bazı tipler böyle çok zor soracak hocam, çok kolay olacak, yok sence böyle olacak, böyle, böyle garip garip tipler vardır. Sizin sınıfta da var hocam böyle tipler. Sizin sınıfta da varmış o tiplerden. Dolayısıyla motivasyonumuzu yüksek tutacağız, onlara asla prim vermeyeceğiz, kopya çekmeyeceğiz ve en güzel bir şekilde yazılımızı tamamlayacağız. Yazılı sonrasında da eksiklerimizi not alacağız çünkü bu eksikler Demek ki LGS'de karşımıza gelse... ...gene kaçıracağımız eksiklermiş. Yani şu anda sekiz sınıfın ikinci yazılı konuları... ...birinci dönem ikinci yazılı konuları... ...aynı zamanda LGS konuları. Eğer sen ya matematikten, fenden, Türkçeden... ...kaçırdıkların varsa... ...bunlar LGS'de de kaçabilir. O yüzden o eksikleri not almalısın. Hocalarının kanaatini unutma. Mutlaka derslerini mükemmel bir şekilde dinlemeye devam et. Şimdi... Yazılarda yüksek not almak için zaten sen sıkı sıkıya LGS hazırlananların için mükemmel bir şekilde zaten hazırsın. Ama bunun haricinde birinci dönem yazılı notlarımızda yazılar için hazırlanmış özel bir kaynak. Yani burada hem birinci yazılı hem de ikinci yazılı için Türkçe, Matematik, Fen, Din, inkılap, ve İngilizce'de yazılarda yüksek not alma hedefleyen öğrencilerimize süper notlar hazırladık. Hatta şöyle göstereyim mesela değil mi? matematikte öncelikle kavramları veriyoruz. Hatta şöyle biraz yakınlaşalım ki daha net görelim. Biraz küçük mü? Evet Tomucuğum. Yani. Birazcık küçük. Neden biraz küçük biliyor musun? Çünkü. Sınavda kullanabilmek için. Hayır yazılda kullanalım diye değil evladım. Olur böyle şey. Yazılı öncesinde ve sonrasında veyahut da kantinde, okulda teyzemize, halamıza gittiğimizde her yerde yanımıza gezdirelim diye bu şekilde yazılarımıza güzel güzel çalışacağız. Yazılardan öncesine bak diyelim ki bir konum. Öncelikle kavramlara ve formülere bakıyoruz. Sonrasında kesin çıkar bölümleri, buradan sonra gelir bölümleriyle konu altlarını tekrar ediyoruz ve ardından da bütün bu konu tekrarlarını yaptıktan sonra son kontroller yapıyoruz. Yani bunu anladım, bunu çözebilirim. Sıfırdan farklı bir sayının negatif üssünü hesaplayabilirim. Üslü bir ifadenin üssünü alabilirim gibi tek tek atıyoruz. Aynı şey aynı şekilde fen dersi için de geçerli. Hatta feni de açalım şöyle. Nerede? İnkılap tarihi burada. Ha, fen de burada. Mesela fen de ee, nedir konumuz? ...benim cüneyim ikinci yazılda basınçla başlamışız. Katı basıncı, sıvı basıncı... ...aynı zamanda açık hava basıncı... ...Torricelli deneyim. Torricelli futbolcu adı Tori gibi oluyor. Futbolcu değil Tonguç'um. Torricelli bir bilim insanı... ...ama futbolcu gibi adı var haklısın. Bunları güzel bir şekilde tekrar edeceğiz. Aynı zamanda ardından da... Ee, kimyasal tepkimi, asitler ve bazılar hepsini güzel güzel tekrar ettikten sonra son kontrolümüzü yapıp yazıldan en yüksek notları alacağız. Birinci dönem yazılı notları hem birinci yazılı hem ikinci yazılı hem de aynı zamanda normal LGS hazırlık sürecinde kullanabileceğin süper notlar. Bunlardan da harika bir şekilde çalışabilirsin Tonguç'um. Bunun haricinde biliyorsun ki Dinamo soru bankalarımızda yani Dinamo setimizdeki Dinamo soru bankalarında da yazılıya hazırlanan kısımları var. Buradan da çalışabilirsin. Burada tabii konu anlatımı yok. Burada sorular var. Şöyle gösterelim. Biliyorsun mesela diyelim ki Fen Dinamo soru bankasında adam adaptasyon konusu bittikten sonra normal testlerimiz var. Bu testler senin biliyorsun LGS senesinde yazılı yazılan kısımlarında test soruluyor. Yani yazılarda test çıkıyor. o yüzden buradan da test soruları çözebilirsin. Hem Dinamo Fen'den, hem Dinamo İnkılap'tan, hem Dinamo İngilizce'den, hem Dinden, hem Türkçe'den, hem de Matematik'ten mükemmel bir şekilde hazırlanabilirsin. Dijital sorularımızdan da faydalanmayı unutma. Yazılı notları yanında gezdirerek çalışan süper notlar. Dinamo'ları da evde güzel güzel soru çözümünde, test çözümünde kullanabilirsin. LGS için de kullanabilirsin. Yazılı notların açıklamadaki Tonguç Mağaza linkinden ulaşabilirsin. Hadi bakalım. O zaman yazılarda hedefin kaç almak Tonguç'um? 200 hocam. 200 alırsın inşallah. 200 güzel bir hedef. Tebrik ediyorum seni. Hadi bakalım. ödülü sorumuzu yapalım. Yorumlara yolluyorum. 200 hocam.